Merhaba arkadaşlar, Kız Babası'na hoş geldiniz. Bugün yine köye geldik. Ne yapacağız köye? Köye geldik. Bir çalışıyoruz arkadaşlar. Kış şartlarından dolayı uzun süredir atmamız gereken zeytinleri yapraktan beslememiz gereken bir ilaçlamamız vardı. Ya yağmur yağdı ya rüzgar çıktı, atamamıştık. Bu hafta artık onları atmaya geldik. Gördüğünüz gibi Süper Perfecto'nun sıvı kükürt, Fosforico 0911, bir de bunun yanında aşağıda büyük bidonda koperasımız var. Bu da sistemin sıvı bakır oluyor arkadaşlar. Bu ağaçların uyanma öncesi, ağaçları yapraktan besleme olacak arkadaşlar. Yaklaşık bizim işte ne kadar var? 400 ağacımız var toplamda. 2 depo yani 800 litre suyu oluyor. Bunlardan birer litre koyuyoruz 400 litreye. Sistemik sıvı bakırdan da 5 litre koyuyoruz arkadaşlar bir depoya, yani 400 litreye. Bu şekilde bir hazırlamamızı yapacağız. Ondan sonra yeni makinamızla, yeni tabancamızla denemelerimize başlayacağız. Artık çalışma zamanı geldi, artık bahar başladı. Bundan sonra artık Ramazan'ın ortalarında veya sonlarında da bir ilaçlamamız daha olacak yaprakta. İnşallah onu da paylaşırım sizlerle. Evet, bahçede görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilaçlarımızı hazırladık, deponun içine koyduk, şu an ilaçlamaya başlıyoruz. Bu arada size şunu tanıtacağım, makine yeni, tabancayı da yeni aldık. Makinenin ve tabancanın eski ile yeninin arasındaki farkı göstermek istiyorum size, büyük bir kolaylığı var. Abi, tanıştırsana. Eskiyi göstereyim arkadaşlar. Bunu da ayarlama buradan yapılıyor. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Uzak yerlere buradan ayarlıyorsunuz. Bu şekilde uzak tavizlikle atıyorsunuz. Bu da pratik ama şimdi yeniyi göstereyim bir. Yeni de bu tamamen tabanca sistemi var arkadaşlar şu şekilde. Bunun ayarı burada. Buradan bu şekilde basit. İcabında burada klipsi de var. Klipsi taktırabiliyorsunuz bu şekilde. Kullanılması da ağır ağır. Artık kış bitti. Ağaçların bakım zamanı geldi.
Ordum kurtarmazdım bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapraktan bu şekilde yıkıyoruz. Bu verdiğimiz bizim yapraktan besleme gübresi. Videonun başında bilgilerini vermiştik. Yaklaşık bizim 14 dekar yerimiz var. 14 dekar yere 800 litre su gidiyor. Yani bu da bununla bu şekilde iki depo atıyoruz arkadaşlar. Normalde bu aslında geç kaldı. Hava şartlarından dolayı hem yağmur hem soğuk artı rüzgardan dolayı normalde bu Şubat'ın sonunda atılması lazımdı. Neredeyse Mart'ın sonuna geldik. Hava şartlarından dolayı atamadık. 15-20 gün sonra tekrar bir yapraktan bir daha besleme yapacağız. O zaman gene bir görüşeceğiz inşallah. Artık bahar geldi, gördüğünüz gibi her yer çiçek, böcek, arı. Bundan sonra artık her taraf yeşillenecek arkadaşlar. Ha şimdi asıl geç bile kaldı biraz da. Evet arkadaşlar, ekipmanlara bakmak lazım. Yani bahçeye atıp gelip atarsan bu toz bu üstünde kaldığı zaman hem motora zarar veriyor hem ekipmanına zarar veriyor. Şimdi içinde kalan ilacı temizleyeceğiz. Tabancaları söküp makineyi çalıştıracağız. Ortamı boşa akıttırıp içinde pislik varsa onları o şekilde de ekipmanı temizlemiş olacağız. Al şu ağacı kaçır etsene.
Gördüğünüz gibi içindeki pis suyu akıtıyoruz arkadaşlar. Kalan ilacı akıtıyoruz. Çünkü başka atacağınız bir ilaç diğer ilaçla karıştığında belki hani zararlı olabilir. İlacın özelliğini de bozabilir. Bu şekilde ilacı temizliyoruz. Makinede ilaç bitti ama hortumla içinde kalan ilaç da bu şekilde kalıyor. Sonra da üstünde biraz su doldu. Bu şekilde temizleyebiliyoruz. Evet, diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.